Az TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Sağlık Hattı programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Özel Medikan Hastanesi'nden medikal onkoloji uzmanı Doktor Mustafa Can Horoz olacak. Konumuzsa tütün ürünleri ve akciğer kanseri. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Peki akciğer kanserini önlemek için neler yapmalıyız? Tedavisi nasıldır? Konuya dair tüm bilgileri hocamızdan alacağız. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi ve sorularınızı 224 alan koduyla 261 11 88 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilirsiniz diyelim. Hocamıza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bugün tütün ürünlerinin zararlarını ve akciğer kanserini konuşacağız. Evet, dilerseniz önce tütün ürünlerinin sağlığımıza zararlarıyla başlayalım. Çünkü tütün ürünleri sadece sağlık açısından değil aslında ekonomik ve sosyal açıdan da bizlere birçok zarar veriyor. Peki zararlarından bahsedecek olursak neler söylersiniz? Sağlık üzerine birçok etkisi var. Özellikle bizim onkolojide kanser hastalıkları üzerine görüyoruz en fazla olarak. Bizim ilgi alanımız öyle ama sadece kanser olarak ortaya çıkmıyor zararları. Onun dışında kalp ve damar hastalıkları, metabolik hastalıklar için de sigara ciddi bir risk faktörü. Özellikle sigara ve tütün endüstrisinin gelişmesiyle birlikte 1900'lerin başından itibaren bu zararları belirgin olarak toplumları etkilemeye başladı. Endüstri toplumuyla birlikte hep beraber yaşıyoruz ve sigara kullanımı da çok belirgin bir şekilde artıyor. Eskiden işte her ortamda kullanılıyordu, evet. Ve dumandan çok şekilde rahatsız oluyorduk. Bu giderek azalmasıyla birlikte rahatlamaya başlıyoruz ama 1900'lerin başında çok da sık, yani sık görmesine rağmen bu kadar da sık olmamakla birlikte akciğer kanseri görülüyordu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden başladı bu endüstrileşme ve akciğer kanserleri belirgin olarak 1940'lardan sonra artış kaydedilmeye başlandı. O zamanlar sigara hakkında bazı doktorlar iyi, bazı doktorlar kötü konuşuyordu. Endüstrinin güdümünde ya da desteğinde olan doktorlar sigaranın sağlığa zarar, faydalı olduğunu gösteren yayınlar da yapılıyordu ama belirgin bir şekilde bu tütün ürünlerinin artık ne kadar zararlı olduğu 1960'lardan sonra karşı çıkılamaz bir şekilde ortaya konmaya başlandı. Kalp ve damar hastalıkları ilk başta ama akciğer kanserinde çok belirgin olarak 1960'larda özellikle erkeklerde belirgin bir şekilde arttı. Ondan sonra endüstrinin yeni bir pazar olarak kendini kadınları da kullanıcı olarak görmesinden itibaren 1960'lardan 70'lerden sonra kadınlara özel tütün ürünleri pazarlanmaya başlandı, evet. Ve 1980-90'lardan itibaren de kadınlarda artık çok ciddi oranlarda neredeyse erkeklere yaklaşan akciğer kanserleri görmekteyiz. 1980'lerden sonra zaten sigaraya karşı, tütüne karşı ciddi önlemler tüm dünya tarafından alınmaya başlanmasıyla birlikte özellikle erkeklerde bir miktar daha erken olmak üzere akciğer kanserlerinde bir gerileme gördük. Tabii dediğim gibi bu tek bizim onkolojik bir vaka değil. Onun dışında kalp damar hastalıkları, evet. Kalp krizi riski, inme, felç riskini arttıran bir risk faktörü diyoruz. Sadece içene de değil, çevresindekine de bir o kadar zarar veriyor. %90 kadar hastalıkla gördüklerimizin içiciler ama %10-15 kadar sigara hiç içmemiş hayatında ama pasif olarak dumana maruz kalanlarda da oluyor. Tütünün aynı risk aslında sigara içmeyende de aynı içmeyende ortamda de bulunduğu için onda da meydana geliyor değil mi? Evet. Duman sadece içeni şekil dışarıda çıkıyor ve o şekilde yandaki özellikle gelişme çağındaki çocuklarda bu daha belirgin olmakta. Zaten bilinçlenme var artık. Evet. Eskisi gibi değil artık. Çocukların yanında sigara içme yok. Ya da evde bile artık içenler dışarı balkona çıkıp içiyorlar. O evet. Bir gelişme oldu. Bir bilinçlenme bir şekilde gelişmeye başladı. İnşallah onlar da bırakır. Evet. Daha sağlıklı. Nasıl bırakılır? Onun da detaylarını birazdan soracağız ama şunu da sormak istiyorum. Özellikle tütün kullanan insanlarda genelde benim kullandığımın nikotini az, işte katran değeri az diye kendilerini avutuyorlar aslında ama kendilerini. Risk her tütün ürününde aynı mıdır? Hepsinin zararı aynı mıdır? Hepsinin zararı aynı diyeyim. Yani günde 3-5 tane içiyorum. Kahveli içiyorum. Hı-hı. Benim içtiğimin nikotini daha düşük. Katran oranı daha düşük. Light içiyorum gibisinden. Ürünlerle kendimizi kandırıyoruz sadece. Bakıldığında otopsi serilerinde az sigara içende, az içenlerde de etkiler başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Akciğer kanseri, yani kanser gelişimi çok
etkenli bir, multifaktöryel bir olay. Sadece bir etmene bağlamak doğru değil. Sigara riski artıranlardan birisi. Evet. İşte hep bazen diyorlar işte bizim komşu vardı 80 yaşına kadar günde içiyordu. Ne kadar hiçbir şey olmadı diyorlar. Herkes kanser olacak diye. Herkes kanser olacak bir şey değil ama çok bir şekilde risk faktörlerini arttırıyoruz. Artı solunum hastalıklarını da arttırıyoruz. Hani kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları da kanser kadar olması, kanser kadar neredeyse hastanın, kişinin sosyal hayatını etkiliyor, kısıtlıyor. Hı hı. Eve bağımlı, oksijen evet. makinesine bağımlı hale getiriyor. Bunun için değişkenler var çok ortada. Kimisi az bir maruziyetle kanser ve diğer hastalıklar ortaya çıkabiliyorken bazıları daha dirençli olabiliyor. Sigaraya rağmen kanser gelişmeden ya da klinik belirti vermeden belki başka bir nedenle hayatını kaybediyor hastalar ama bunun azı çoğu maalesef yok. Evet. Özellikle kendimizi kandırmamak gerekiyor. Bir ara eskiden light ürünler diye çok yapılıyordu. Hı-hı. Endüstri yine reklam yapıyordu. Bu da yasaklandı zaten. Evet. Light'ı yok bu işin. Hani üzerindeki katrana bakarak almanıza gerek yok. Bu ürünler sadece kanserin gelişim yerlerini ve türlerini değiştiriyor. Sonuçta kanser geçtikten sonra bunun çok bir kişi için bir anlamı yok. Bizim hekimler açısından değerlendirirken tanılar, biyopsi, tanı koyma çeşitleri açısından farklılık gösteriyor. Ama sigaranın, tütünün ne kadar kullanıldığı, ne şekilde kullanıldığı bir şekilde her şekilde riskimizi arttırıyor. En iyisi hiç kullanmamak, uzak durmak şeklinde. Evet, şimdi siz light ürünlerden bahsettiniz. Bir de mentollü ürünler var piyasada. Yanlış hatırlamıyorsam galiba üretimi artık durduruldu. Onlarda risk nedir? Şimdi mentollü olması insanları biraz daha da cezbediyor herhalde. Biraz, ama risk oranı nedir? Sigara kokusu hoş bir koku değil. Zaten bu mentollü ürünler daha çok bayan kullanıcılar, kadın kullanıcılar için üretilmiş şeyler. Kokuyu azaltıcı ve kullanımı arttırmak için yapılmış bir ürünler ki bunların da bir aynı şekilde kansere gidişatta ya da diğer hastalıklara gidişatta bir etkisi yok. Hatta daha rahat kullanıldıkları için riski daha da arttırıyorlar. Kullanım sayısı, kullanım yılı tabii ki önemli hastalık gelişimleri açısından. Evet. Ama dediğim gibi bunun birbirinden bir farkı yok. Ürünler evet. olarak birbirinden farkı yok. Yine hakeza nargile de aynı şekilde. Onun da evet. gelişim açısından tütün ürünleri demek gerekiyor. Şu son zamanlarda çok arttı. Nargile kafeler tüketimi, değişik şekilde tütün kullanımları arttı. Ama bunların da yine diğer şekilde kalp damar, solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri veya diğer kanserler açısından etkileri aynı, bir farkı yok. Evet. Şimdi tütün ürünlerinin birçok zararı var ve zararın neresinden dönersek aslında o kadar kar ama peki sağlığa ne kadar bir sürede etkisini göstermeye başlıyor? Kullanım yılından da bahsetmiştiniz az Tabii, önce. Tabii yani ne kadar bizim için paket yıl olarak hesaplamamız var. Ona göre riskimiz gitgide artıyor. Kullandığımız süre, kullandığımız miktar tabii ki riskinizi artırıcı bir etken ama hangi riski kaç kişide bulacağımızı bilemediğimiz için yine de uzak durmak da gerekiyor. Onun güvenli bir sınırı maalesef yok. Azında çoğunda güvenli bir sınırı yok. Sigarayı bırakmak her aşamada fayda getiriyor. Sağlığınıza fayda getiriyor. Ben hani çok zamandır içiyorum diye bırakamadım bir şey artık çok geç diye düşünmenin bir manası yok. Hatta bizim için kanser olmuş hastalarımızda bile bizim tedavimize etkileri olumlu oluyor. Hastalarımıza biz yine sigarayı bırakmaları öneriyoruz. Artık kanser oldum bana bıraksam bırakmasam ne diye düşünmenin bir mantığı yok. Bıraktığınızda hakikaten pozitif etkileri oluyor. Tabii hiç içmemiş kişiyle aynı seviyeye gelmemiz çok mümkün değil. Bir miktar hasar bırakmış olacak ama içmeye devam etmenin getireceği hasarların yanında çok çok büyük faydaları var. Evet. Şunu da soralım son olarak tütün ürünleriyle ilgili. Nasıl bırakılır? Bırakmak isteyen izleyicilerimiz neler yapmalı? Ardından da akciğer kanserine geçelim. Sigarayı tütün ürünlerini bırakmanın en iyi, çok kolay bir, çok en basit yöntemi hiç içmemek. Tütün ürünlerini kullanmaya başladığımız sürece vücuttaki kendi reseptörlerini ve kendi ödül mekanizmasını çalıştırır ve tüketimi arttırmak istersiniz. Ürünleri bırakmak gerekiyor. Tütünün bir fizyolojik bağımlılık yapıcı bir etkisi çok yok. Nikotinin hafif bir etkisi var ama çok çok belirgin bir şey değil. Daha çok bir davranış alışkanlığı şeklinde insanlarda
Hangi davranışınızı değiştirirseniz değiştirin, bir huzursuzluk verir, bir dalgınlık verir. Onların getireceği biraz stres ve sıkıntı olur yaşam tarzında. Bunlar için sigara bırakma polikliniklerimiz mevcut. Yine danışma telefonları da Sağlık Bakanlığı'nın da var. Kendi başınıza karar verip bunu bırakabilirsiniz. Buradaki önemli olan irade gücünüzü olmak. Ama bunun getireceği stres ve sıkıntıyla baş edebilmek için ufak Bir ürünler destek alınabilir. kullanılabilirsiniz. Yine nikotinin vermiş olduğu o biraz uyanıklık hali için bir miktar ilk başlarda nikotin desteklerinden kullanılabilir. Ama esas buradaki problem irade, kişinin kendi bırakma isteği ön planda. Evet. Önce irade, ardından da destekle destekle bırakılamayacak bir şey değil. Değil. Evet. Dilerseniz akciğer kanserine geçelim. Dünyada her yıl 1,5 milyon kişi neredeyse akciğer kanserinden yaşamını yitiriyor. Bu da çok ciddi bir rakam aslında. Sigarada akciğer kanserini oluşturan risklerden biri. Bunu daha az önce belirtmiştik. Peki akciğer kanseri nedir? Diğer risk faktörleri nelerdir akciğer kanserinde? Akciğer kanseri diğer kanser türleri gibi vücudun akciğeri döşeyici epitelinden kaynaklanan kontrol dışına çıkan hücre bölünmelerinin bir süre sonra akciğerin fonksiyonlarını ve vücudun diğer iç dengesini bozması sonucu oluşan bir hastalık grubudur. Akciğer kanseri en sık gördüğümüz kanserlerden birisi maalesef. Dediğim gibi tütün ve sigaranın endüstrileşmesinden sonra tüm dünyada görülme oranları arttı. Ülkemizde de erkeklerde ikinci sırada, yine kadınlarda da üçüncü sırada en sık görülen kanser türlerinden. Ama baktığımız zaman en çok ölüme neden olan kanserlerde bir numara akciğer kanseri. Çünkü akciğer kanserinden iyileşme oranları daha düşük, daha ölümcül. Bayanlarda meme kanserini ön planda görüyoruz. Yine erkeklerde prostat kanserini görüyoruz ama bunlar daha hormona duyarlı, daha yavaş ilerleyen tümörler ve daha kontrol edilebilir, ölüme gidiş biraz daha geciktirilebilen, bir tedavi edilebilen süreçler. Akciğer kanseri doku olarak kapalı bir yerde, çok belirti vermiyor. Belirti verdiği zaman genelde ileri evrelerde yakalıyoruz. İleri evrede yakaladığımız için tam kür şansımız düşük oluyor. Ameliyat şansımız, ameliyattan hastanın fayda görme şansı düşük oluyor. Akciğer dokusunun normalde bir ağrı ve uyarı verme bulgusu yoktur. Akciğer tümör kanser gelişmeye başladıktan sonra akciğer dokusu içinde bir ağrı, bir belirti olmaz. Ancak bronşa, ana bronşlara yakın olursa tümör, orada yaratacağı iritasyonla öksürüğe neden olabilir. Öksürük, balgam olabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğer enfeksiyonları nedenini açıklayamadıklarımızda neden olabilir. Ya da akciğer zarına yakın olursa akciğer zarı ağrı hassastır. Orada hissedebiliriz. Ya da hiç belirti akciğerde belirti vermeden vücudun başka bir yerine sıçrayarak metastaz da ortaya çıkartabiliriz. Yani yürüme ve denge bozukluğuyla gelip beyin metastazı, beyinde kitle saptanan hastaların bunun kaynağının akciğerden olduğu az görülür bir olay değil. Sıklıkla kliniklerde görebiliyoruz. Onun dışında belirli bir yerde sırt bel ağrısı olup kemiğe metastaz yapıp nereden kaynaklandığını bulurken, ararken akciğerden sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Tabii akciğer genelde sigara kullanımı da olduğu için, tütün kullanımı olduğu için akciğer dokusunda haraplanma da oluyor. Kronik akciğer hastalıkları da gelişmiş oluyor. Biz ameliyat safhasında yakalasak bile kanser tedavi cerrahisinde sadece kanser dokuyu çıkmıyoruz. Kanserin dağılabileceği alanla birlikte onu çıkartmamız gerekiyor. Bu da kimi zaman bir akciğerin tamamının alınması ya da bir kısmının alınmasını gerektiriyor. Ama dediğim gibi kronik akciğer hastalıkları da varsa hastada, sigara kullanan kişilerden bahsediyoruz çünkü bunların da gelişme oranı şey. Geriye kalacak akciğer dokusu hayatını devam ettiremeyecek kadar olacağı için ameliyat edemiyoruz bazı hastaları. Öyle sıkıntılarımız oluyor. Bu yüzden her akciğer kanserinden 10 akciğer kanseri tanısı olmuş hastadan ancak ikisi belki ameliyat oluyor. 8'i ameliyat safhasını geçmiş ya da ameliyattan fayda görmeyecek ya da ameliyatı kaldıramayacak durumda karşımıza geliyor. Burada da aslında erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Erken tanı konulursa ona göre tedavi de erken başlayacak ve yaşanılabilirlik süresini uzatmak adına tabii kanserde ki de kanserde erken evrelerde yakalamak önemli ama dediğim gibi akciğer kanserinde bu çok mümkün değil. Belirtilerini geç evrelerde veriyor. Birçok akciğer konusunda tarama, meme
kanserinde onu yapabildik. Erken tanıma programları ya da rahim ağzı kanserinde bunu yapabildik. Ama akciğer kanserinde bunu yapabilecek bir tarama yöntemi şu anda çok ortaya konabilmiş ya da uygulanabilir değil. Düşük yoğunluklu tomografiyle tarama bir miktar erken evre yakalanmayı sağlıyor ama şu an için ülkemizde çok uygulanabilir bir yöntem değil. Geniş tarama yöntemi, geniş alanlarda geniş ekipmanlar kurulması gerekiyor. Sigarayı bırakmak tarama yapmaktan daha kolay bir yöntem olarak düşün, daha erken yapmak. Şimdi hocam evrelerden bahsettiniz. Akciğer kanserinde evreler nelerdir ve tabii ki tedavide bu evrelere göre şekilleniyor aslında ama nelerdir bu evreler ve akciğer kanseri hızlı yayılan, evreleri çabuk gelişen bir kanser türü müdür? Akciğer kanserini tanımlarken evrelendirmeden önce iki çeşidi var bizim için tanımladığımız. Bir küçük hücreli akciğer kanseri dediğimiz bir var. Bir de küçük hücreli dişi diye sınıflandırdığımız var. Niye böyle bir sınıflandırmaya gerek duyuldu? Küçük hücreli akciğer kanseri küçük hücreli olmayanlara göre daha hızlı yayılabiliyor. Kan yoluyla hızlı bir şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılabiliyor. Karaciğer, beyin, karşı akciğer, kemik dokularına yayılabiliyor. Burada ameliyattan fayda görme şansı daha düşük. Özellikle küçük hücreli akciğer kanseri sigarayla bağıntısı çok daha belirgin. %99'u neredeyse sigara kullanıcılarında ortaya çıkan bir kanser. Biz bu hastalarda cerrahimiz çok sınırlı. Cerrahi genelde öteliyoruz ve genelde daha zor bu hastalarda cerrahi. Biz bunları akciğere sınırlı ve akciğer dışına taşmış olarak değerlendiriyoruz. Küçük hücreli akciğer kanserinde tedavimiz genel olarak kemoterapi ve radyoterapi. Cerrahi çok çok nadiren kullandığımız bir tedavi yöntemi. Küçük hücreli olmayanları da genelde 4 evreye ayırıyoruz. Diğer kanser türlerini de genelde 4 evrede sınıflandırma yapıyoruz. Birinci evre genelde kanser organ içinde sınırlı, belirti vermeyecek kadar ufak şans eseri veya başka bir yöntemle yapılan taramalarda ortaya çıkartılan kanser türleri oluyor. Bu akciğer dokusunda ana hava yollarından uzakta, akciğer zarından uzakta 5 santimin altındaki tümörler için kullandığımız 2-5 santimin altındaki kullandığımız tümörler için kullanıyoruz. Erken evre tümörleri. Bunların yine akciğer dokusu dışında akciğerin yükünü taşıyan lenf notlarından sirayet etmemesi, metastaz yapmaması gerekiyor. Bu evre 1 olarak kullandığımız akciğer kanseri genelde cerrahi ile tek başına cerrahin yeterli olabildiği kanser türleri. Bunlar da cerrahi tedavi edici oluyor. Ve bu hastalarda %80-90 bir daha akciğer kanseri gelişmiyor. İyileşme olabiliyor. Evre 2, evre 3 dediğimizde kanser türü 5 santimden büyük akciğer dokusu içinde. Organın içinde ama organ dışına çok belirgin olmayan ama belirti verenler kolay saptanır. Evre 2 olarak diyoruz. Evre 3'ü de organ içinde sınırlı ama bu organın yükünü taşıyan lenf notlarına sirayet etmiş. Medyasten dediğimiz akciğerlerin arasındaki göğüs kafesi içindeki boşluğa sirayet etmiş kanserler için kullanıyoruz. Yine 5 santimden büyük akciğer zarına ilişkisi olan ya da ana hava yollarına ilişkisi olan cerrahisi biraz zor akciğerin tamamının alınması gereken kanserler için kullandığımız tümörler. Evre 2'de yine cerrahi iyi bir yöntem kullanabiliyoruz. Ama cerrahi tek başına yeterli değil. Burada kemoterapi veya radyoterapi ile tedavinin desteklenmesi, cerrahinin desteklenmesi gerekiyor. Bunlar da yine tekrar etme olasılığı evre 1'e göre biraz daha yüksek. Bu hastalarda 5 yılın sonunda sağ kalma oranları %60'larda oluyor. Evre 3 dediğimizde oran çok ciddi olarak düşüyor. Evre 3'e geldiğimiz zaman lenf notlarına ya da ana bronşlara ya da zarla, akciğer zarı ilişkili olduğunda 5 yıllık sağ kalım oranları 5 hastadan biri %20'lere düşüyor. Dördüncü evre dediğimiz zaman akciğer dışına taşmış, başka organları sirayet etmiş ya da akciğer zarını tamamen kapatmış tümörler için kullanıyoruz. Bunlarda 5 yıllık sağ kalımlar %5'in altında neredeyse mucize dediğimiz oranlarda. Dediğim gibi bu bizim yakalama şansımız evre 1-2 olduğunda cerrahi kullanabildiklerimizde %60'ların üzerinde kalabiliyoruz ama genelde belirti veren
akciğer kanserleri bize evre 3, evre 4 olarak geliyorlar ve bu aşamada tedavi şansımız çok düşük. 4 hastadan 3'ünü kaybediyoruz biz akciğer kanseri nedeniyle. Bunun için işte biz niye tütün kullanımını bu kadar uzak tutuyoruz o ve bunun tarama yöntemleri de maalesef dediğim gibi erken yakalama meme veya rahim ağzı kanseri gibi çok başarılı olduğumuz bir konu değil. Evet. Şimdi tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleden bahsettiniz hocam. Cerrahi müdahale sadece ilk evrelerdeki hastalarda mı uygulanıyor? İlk evrelerde faydası yüksek oluyor. Evre 3'ten sonra mediastine sirayet ettikten sonra hava boşluklarından cerrahinin yapılmasının çok bir hastaya bir katkısı olmuyor. O kemoterapi ve radyoterapide aldığımız sonuçlarla hemen hemen aynı. Ekstra buraya bir cerrahi yükün hastaya yenmesinin çok seçilmiş vakalar dışında çok belirgin faydaları yok. Seçilmiş vakalarda ama tabii biraz faydası oluyor. Hiç yok değil, cerrahi kullanılabilir bir şey. Ama burada hangi hastanın cerrahiye gireceği çok önemli. Hem hastanın yaşam kalitesini koruyabilmemiz için hem de hastaya gereksiz bir cerrahi yük vermemek için. Evet. Sonuçta akciğerinizin belirli bir bölümü alınacak. Göğüs kafesiniz açılacak. Evet. Bu kolay bir cerrahi değil, ağır bir cerrahi. Tabii bunlar yeni teknolojilerde daha rahat uygulanabilen cerrahiler ama yine de hastaya belirli bir eziyet, bir külfeti var bunların. Evet, şimdi operasyonlar riskli tabii ki, kolay değil anlattığınız kadarıyla. Peki bundan sonrası için hastanın hayatı nasıl şekillenecek? Akciğerinin belli bir kısmının alınacağından bahsettiniz. Sonraki yaşamında onu ne gibi zorluklar bekliyor peki? Akciğer kapasitesi azalıyor. Yani akciğerinizin belirli bir kısmını kullanamadığınızı düşünelim. Bazısında yarısı kadar, yani bir akciğer alınıyor. Sağdaki ya da soldaki pinomu tamamını aldığımız durumlar oluyor. Bunda tabii hastanın efor kapasitesi, hareket kapasitesi azalıyor. Evet. Yani merdivenleri kat aralarında dinlenerek çıkabiliyor ya da uzun yürüyüşlerde durup dinlenmesi gerekebiliyor. Ki bunlar iyi durumlarda olanlarda. Bazen oksijen, sürekli oksijen desteği altında olması gerekebiliyor, kalması gerekebiliyor. Yine dediğim gibi tütün ürünleriyle ilişkili olduğu için kalan diğer akciğer dokusunda da tütüne bağlı zararlar var. Evet. Çok kaliteli bir akciğer dokusu olmuyor. O yüzden o hastalarda da ameliyat öncesinde seçmemiz gerekiyor ki hastanın yaşam kalitesini çok bozmadan hayatını devam ettirebileceği bir şekilde yapmamız gerekebiliyor. Sonuçta göğüs kafesi açıldığı için benim hastalarımdan en sık duyduğum ilk yıllarda özellikle ameliyat yerlerinde üşüttüklerinde, soğuk havalarda bir ağrı, bir sızı olabiliyor. O genelde her hastalıkta, her ameliyattan sonra vücudun zayıf noktaları belirti verebiliyor. Ama en büyük şey efor kapasitenin düşmesi ve hastanın belirli bir yavaşlaması. Yani birisi artık koşarken birisinin arkasından sizi tutup durdurması gibi bir şey diye tanımlayabileceğim. Ya da elinizde bir koliyle koşma, hareket etme gibi büyük getiriyor aslında kişiye. Şunu da soralım hocam. Şimdi akciğer kanserinin daha çok erkeklerde görüldüğünden bahsetmiştik. Peki yaşla nasıl bir ilgisi vardır? Yaş arttıkça akciğer kanseri riski de artar mı? Ya da genç hastalarda da karşılaşılabilen bir kanser türü müdür akciğer kanseri? Gençlerde de karşımıza çıkabiliyor. 24-25 yaşında da hastalarım oldu. Ama tabii yaşla ilgili yaş ilerledikçe daha sık görülüyor. 50'li 60'lı 70'li yaşlarda en sık gördüğümüz kanser, yani yaş olarak en sık bu aralarda görüyoruz. Sigara ve tütün kullanımı ile ilişkili olduğunu söyledik. Onların paket yıl olarak diyoruz. Genelde 20 paket yıldan sonra riskimizin maksimize olduğu durumlar. 20 paket yıl geçtiğimizde de ortalama 20 yaşında başlandığını düşünürsek 40'lı yaşlardan sonra riskimiz artarak devam ediyor. Yaşlandıkça, yaş ilerledikçe risk azalıyor tabii. Kanser gelişme riski azalıyor. Bu vücudun kansere karşı biraz daha dirençli olduğunu gösteriyor. Kansere karşı bir yatkınlık varsa bunlar zaten 50'li 60'lı yaşlarda genelde ortaya çıkıyor. Kanser olarak, yaş olarak ama her yaşta ortaya çıkabiliyor. Hiç sigara içmeyenlerde de ortaya çıkabiliyor. Bazı belli mutasyonlar var. Bu ailemizden bize miras kalan ya da edindiğimiz çevresel koşullarla. Genetik miraslar. Bunlar bizi etkiliyor. Dediğim gibi içmeyenlerde de, genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor bunlar. Peki şimdi tütün ürünlerinin ne kadar zararlı olduğunu ve akciğer kanserinde en baş risk faktörü olduğunu biliyoruz. Genetik faktörden de bahsettiniz. Peki akciğer kanserine başka neler faktör oluşturur? Şimdi hiç sigara içmeyen bir insanda akciğer kanseri neden oluşur? Başka nedenler var ama tabii bunlar daha düşük. Sigara ve tütünden sonra geride gelen şeyler, radyasyon.
Çevresel radyasyon maruziyeti, iyonize radyasyon önemli. Çevresel radyasyon bizi etrafta, kozmik radyasyon var, dünyanın kendinden kaynaklanan radyasyon alanları var. Bazı bölgelerde radon gazı daha fazla ortaya çıkabiliyor. Radon gazından dolayı yoğun oldu madencilerde. Ya da bu işte kaynak sularının çok olduğu, radon gaz sızıntılarının olabileceği yerlerde daha sık ortaya çıkabiliyor. Onun dışında asbest dediğimiz ak toprak olarak gördüğümüz, o da akciğer kanseri olarak riski arttıran etmenlerden birisi. Yine çevresel kirlilik, kömür ve diğer fosil yakıtların üretimiyle karbon yükünün artmasıyla birlikte bunlar akciğer kanserinin riskini arttıran, sürekli olan enfeksiyonlar, tekrarlayan enfeksiyonlar, yine kimyasallarla maruziyet, endüstriyel kimyasallarla olan maruziyet ya da endüstriyel radyasyon, onlara maruz kalmak da riski artıranlardan bilir bazıları. Evet. Ama dediğim gibi özellikle yine asbest sanayide eskisi kadar kullanılmıyor ama özellikle tersane işçilerinde akciğer ve akciğer zarı hastalıkları için bir risk faktörü oluşabiliyor. Bazı bölgelerde ak toprak sıvı olarak kullanılabiliyor. Bunlar da hasta kişilerde kanser riskini arttırabiliyor belirli bazı tiplerini. Evet. Tedavisini konuşurken hocam kemoterapiden, radyoterapiden ve tabii cerrahi müdahaleden bahsetmiştik. Akciğer kanserinde aşı tedavisi de uygulanır mı? Belirgin bu kanser aşısı dediğimizde daha belirgin, normal bildiğimiz klasik aşılara benzeyen, özellikle rahim ağzı kanserinde HPV'ye karşı kullandığımız aşı var. Öyle kullandığımız aşılar yok maalesef akciğer kanserinde. Yani kanser olmayalım diye bir aşımız yok. Kanser tedavisinde son yıllarda 3-4 yıldır kemoterapi dışında, kemoterapinin yetersiz de gelmesi, her şeyi çözemediğimiz için, immünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini arttırıp kansere karşı kullanılabileceğini araştıran yöntemler var. Bunlar 2-3 yıldır umut verici sonuçlarımız var. Bunu 80'lerden beri kullanmaya çalıştık ama bazı aşı tedavileri de bu aşamada kullanıldı. Kansere bazı markerları dedim, belirteçleri, diğer vücut dokusundan farklı olarak aşırı salgılanan bazı markerları var. Bunlara yönelik, bunlara karşı vücudun bağışıklığını arttırıcı aşı tedavileri var. Ama bunların tek başına kullanımı çok faydalı değil. Özellikle son 3-4 yıl önce Küba'dan gelen, Küba'daki aşı tedavisi çok bir popülarite yaptı. İmmün sistemi uyaran, yine kansere karşı, kanserin çok yaygınlandığı şeye karşı, markerlara karşı onların vücudu saldırtan var. Ama bu ilk Küba'da kullandığımız şey kemoterapi sonrası hastalığı ilerlemeyen kişilerde bu tedavinin, kemoterapinin oluşturan etkinin uzun süre durmasını sağlayan, tedaviye karşı yanıtın uzun süreli olmasını sağlayan bir tedavi yöntemi olarak kullanıldı ama tek başına bir kanseri tedavi edici bir yöntemi değil. Son zamanlarda immünoterapi, son 1,5-2 yıldır immünoterapi, kemoterapi dışında kanser tedavisinde bir yerlere geldi. Daha başka yöntemler de var tabii kullanılan, umut vaat eden, Türkiye'de de bazı çalışmaları olan, patent almaya çalışan immünoterapiler var. Kanser hücrelerini vücuttan, kanserin içindeki lenfositleri, bağışıklık sistemi hücrelerini toplayıp bunları eğitip tekrar çoğaltıp vücuda verme gibi. Teorik olarak çok kuvvetli datası olan ama bunu hani pratikte çok da göremediğimiz, uygulayamadığımız yöntemler var. Ama immünoterapi son zamanlarda bayağı bir kemoterapiye alternatif olabildi. Tabii her hastada da immünoterapi çalışmıyor. Yine 3-4 hastadan birinde çalışıyor ve ama çalıştığı durumlarda da yanıtımız uzun süreli oluyor. 1-1,5 yıl yanıt verebiliyor ki bu uzun bir süre. Bizim evre 4 akciğer kanseri için kemoterapi öncesi konuştuğumuzda 4-6 ay gibi bir yaşam süresi vardı ortalamalardan. Kemoterapiyle biz bunu 9-11 aylara çekebildik. Şimdi immünoterapiyle bunu 1,5-2 yıllara uzatabiliyor muyuz? Onun dışında bazı genetik mutasyonlar var demiştik. Genetik mutasyonların belirgin olduğu, kanserde belirleyici etken olduğu durumlarda o mutasyonlara yönelik kullanabildiğimiz bir iki ilaç var şu anda. Onlarda da 2,5-3 yılları görebiliyoruz. Eğer uygun hedef seçilebilerek, kanseri tanıyarak, eğer oradaki belirleyici mutasyonu
durdurabilirsek kanser tedavisinde kemoterapiden daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi hocam yaşam sürelerinden bahsettiniz. Üçüncü evrede 5 yıl gibi bir süreden bahsettiniz. 5 yılı 4'te biri görebiliyor evet, dedim. Ortalama dediğimizde 1,5-2 yıl. Bir oran. Evet. 4. evrede de 4-6 ay kemoterapiyle bunu 9 aya uzatabiliyoruz dediniz. Peki yaşam süresini artırması için hastanın neler yapabilmesi lazım? Bu gördüğü diğer tedavilerin dışında nasıl hayatını sürdürmesi gerekiyor? Yaşam kalitesini, yaşam süresini uzatabilmesi adına. Yani tütün kullanıyorsa hala tütünü bırakmak yine dediğim gibi kanser tedavisinde başarıyı arttıran etmenlerden birisi. Hı hı. Çünkü sürekli yani stimülan faktörü devam ettirmek, uyarıcı faktörü devam ettirmek kanseri yine uyaran, tedavi etkinliğini düşüren bir faktör. Onun dışında dengeli beslenme şeklinde diyoruz. Hı hı. Maalesef hani çok hani antioksidan kullanımı, vitamin besin kullanımı konusunda çok faktör söylenti tarzında, tevatür bazında çok da klinikte etkisini göremediğimiz şeyler var. Özel benim önerebileceğim mucize bir beslenme yöntemi yok kanser tedavisinde. Herkes her sağlıklı insanın beslenmesi gibi dengeli ana besin öğünlerinden kullanacağı, bunları öğünleri de kullanacağımız herkes gibi sağlıklı, evet, temiz ürünlere ulaşım olan, yine düzenli bir yaşam, düzenli yapabildiği kadar egzersiz, uyku kalitesi, gece uykusu yine önemli, dinlenme önemli. Yine kanserin getirdiği bir stres mutlaka oluyor, hastalığın evet, getirdiği bir stres oluyor. Bu stresle mücadele edebilmesi. Moral de çok önemli. Moral değil mi de önemli. Kişinin yine aile ve sosyal desteği önemli. Yani insanın birisi bir sorunla baş ederken yanında birinin evet, olmasıyla olmaması arasında çok büyük farklılıklar olabiliyor. Onlar önemli bir faktörler. Peki akciğer kanserinden korunmak için neler yapmalıyız? Başta tabii ki de tütün ürünleri kullanıyorsak onu bırakmak zorundayız. Peki bunun dışında neler yapılabilir? Onun dışında vücudumuzu iyi tanıyacağız. Yine aynı şekilde dengeli beslenme, dengeli yaşam, düzenli egzersiz, uyku önemli. Onun dışında yine özel bir şey maalesef yok. Antioksidan ya da vitamin kullanımının kanseri azalttığını gösteren bir çalışma çok belirgin yok. Hatta 1980'lerde Amerika'da bu vitaminlerin ve antioksidanların ilk çıktığı dönemlerde yapılan sigara içenlerde kullananlarla kullanmayanlar arasında bir fark var mı diye bakıldığında sigara içmeye devam edip vitamin kullananlarda sigara içip vitamin kullanmayanlara göre daha sık akciğer ve gırtlak kanseri görülmesi daha fazla oldu. Tabii tütün ürünü kullanırken sadece dediğim gibi akciğer kanseri yok. Yine ağızdan itibaren, dudaktan itibaren tüm solunum yolunu etkileyebiliyor. Mesane kanseri için bir risk faktörü, yine pankreas kanseri için, reumatoid kanseri için bunlar hep risk faktörleri oluşturuyor. Peki hocam artık süremizin de sonuna geldik. Özetleyecek olursak konuştuklarımızı hem tütün ürünleri hem de akciğer kanseriyle ilgili benim sormayı unuttum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa neler söylersiniz son olarak? Son olarak kanseri hastalığı önlemek erken tedavi etmekten daha önemli. Risk faktörlerinden en belirgin olduğumuzdan korunuyoruz zaten. Onun dışında endüstride yine Bursa Sanayi Şehri iş güvenlik uzmanlarını dinlesinler işçilerimiz. Onlardan hastalıklardan korunmalarına, kronik hastalıklardan korunmalarına yardımcı olacaktır. Onun dışında bir ekstra kendilerinde bir değişiklik hissettiklerinde doktora başvurmaktan, hekime başvurmaktan çekinmesinler. Risk faktörlerinden korunmak erken yakalanmak için akciğer kanseri için değil ama diğer kanserler için meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri için düzenli kontroller yaptırmakta fayda var. Benim söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için hocam. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.